pislikler. Oğlum. Ha? İyice tepem attı lan. Niye lan? Ne oldu? Ne var? Ne var? Ne hakkı var lan bize böyle davranmaya? Yok. Doğru. Hiçbir hakkı yok. Davranamaz. 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 Doğru. Ben Zarife'ye gidiyorum. Ha? Dön. Ben Zarife'ye gidiyorum. Ben. Şşş. Çıkarıdan lan. O sen şöyle bir çekil. Bak burada Zarife'ye gidecek birisi varsa o benim. Sen değilsin o. O benim. Tamam, ben gidiyorum zaten. Bir saniye. Bir şey diyeceğim sana. Gideceksin, ne diyeceksin Zarife'ye? Ya yani şey diyeceğim. Zarife diyeceğim, burunlayacağım böyleyken böyle. Kıvırma lan. Oğlum. Sen seviyor musun lan bu kızı? Sen mi seviyorsun lan bu kızı? Bana saçma sapan sorular sorma. Alakası var lan. Ulan asıl sana ne lan o zaman? Sen neden soruyorsun bana bu soruları? Sen ne diyorsun lan? Ayıp lan. Özür dile, yardım et. Özür dile, yardım et. Kardeşim, özür dilerim. İstemedim. Bir saniye kaldıracağım. Kaldır. Kaldır kardeşim. Hiç rica ederim. Hiç önemi yok kardeşim. Hiç önemli değil kardeşim. Oh. Düştük lan biz. Niye düştük lan biz? Benim anlamadım. Sen düşüyorsun, ben ne düşüyorum? Basit. Çok basit. Çünkü ben düşersem sen de düşersin. Oğlum. İçim yanıyor lan. İçim yanıyor. Niye lan? Zarife. Zarife! Şşş, bağırma oğlum. Ne bağırıyorsun lan? Zarife! Şşş, bağırma oğlum. Zarife! 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 Neredeyiz biz ya? Of. Lan biz burada mı ne yaptık lan? Başım. Dün gece ne oldu? Lan ne bileyim, hatırlamıyorum ki. En son Zarife Marife burada bir şeyler. Abi bir Meryem'in peşine ne hallere düştük ya. Hep bir Meryem yüzünden oldu değil mi bunlar? Oğlum babamla konuşalım, bu meseleyi artık bitirelim, halledelim, gidelim burada ha. Bence de konuşalım. Sonra kalan kalsın buradan. Ben de gitsin. Yani şey anlamında. Hep beraber gidelim. Bence de. Yani sen git. Yani hep beraber gidelim işte buradan yani. Neyse. Ya nerede bu ev halkı? Ben bu baykuşlar gibi tek başıma oturuyorum burada. İyi önce hazırladım dede. Hadi. Zarife. Ha baba. Kızım Emine'yi gördün mü? He. O benden önce kalktı herhalde. Şşş, bana bak. Bu hiç yatmamış olmasın. Yok canım. Ya. Emine. Emine. Dur ben bakayım. Emine. Ya ne bağırıp duruyorsunuz Allah aşkına? Bu 3 yaşında bebek mi bu? Emine. Emine oğlum. Emine. Samet, hoş geldin oğlum. Kahvaltı ettin mi sen? Ben yemeyeceğim dedeciğim, sağ ol. Sen bilin. Samet, bugün Emine'yi gördün mü hiç? Yok kaptan, ben görmedim. Dün gece de hiç buraya gelmedim zaten. Eminsin değil mi Samet? Bana bak, o bozumlu çökerek suratlıyı da görmedin değil mi? Kimden bahsediyorsun kaptan? Osman'ı diyorum, Osman'ı. Şey. Şey deme, bu kesin bir şey biliyor baba. Anlat bakayım ne oluyor? Oğlum söyle kurtul, geveleyip durma. Söyle bana, söyle. Osman kaçırdı Emine'yi. Ne? Ne? Sen ne diyorsun lan?
Ne diyorsun senler? Durun durun durun, yani öyle kaçırmak değil. Mecbur kalmışlar, mahsustan bir kaçırma olayı yaratmışlar yani. Oğlum doğru düzgün konuşsana. Ne demek mecbur kalmışlar, mahsustan kaçırmışlar? Ne demek bu ya? Zarife ile garavancı oğlanların dedikodusunu bastırmak için yapmışlar. Allah Allah. Ya köy kendilerini konuşuversin diye, onların da kötü bir niyeti yok aslında. Onlara ben kafalarına göre iş yapmak ne demekmiş göstereceğim. Nerede bunlar? Şeyde. Nerede lan? Nerede, nerede? Eski zeytinyağı deposunda. Yani öyledir herhalde, ben öyle olduğunu zannediyorum. Bak bak. Kafaya bak kafaya. Zeytinyağı deposu öyle mi? Bunu ayrıca seninle Samet özel olarak konuşacağız. Sen şimdi burada babanla kalacaksın. O da kaybolmasın bir yere, keçileri kaçıracağım. Yürü Zarife. Ali. Sen dikkat et, burada kal. Kıza bir şey yapma. Yürü Zarife, yürü. Kardeşini getirelim bari. Ben de. Kafayı mı yedin sen? Emine, birlikte geçirdiğimiz bu ilk gecenin sabahında seni böyle orijinal bir şekilde uyandırıvermek istedim. Çok orijinal bir şekilde olmuşum gerçekten. Ne oldu kıymalı pidem? Ay aman. Çıkabilir miyim ana kraliçem? Sıkma canını benci tanem. Bak bir şey söyleyeyim, şimdi herkes bize konuşacak. Manşet olacağız. Kimse Zarife'den ilgili konuşmayacak. Rahat ol, tamam mı? Ablamla ilgili kimse kötü bir şey demesin, babam da üzülmesin istiyorum. Lan! Ana! Salih baba! Bu ne lan? Gel lan buraya. Tarla faresi seni. Salih baba yapma, açıklayabilir misin Salih baba? Lan bana baba deme lan, geberteceğim seni. Salih baba bir dakika. Mola istiyorum. Burada çizgi çizgi verdi. Çember Emine yasak koydu, geçemez. Ne çemberi lan? Lan geberteceğim lan seni. Abla vallahi kötü bir şey yapmadık. Aferin kız sana Emine. Vallahi aferin sana. Salih baba, Emine'ye almak nasip olmasın ki biz kötü bir şey vermedik. Lan zaten alamayacaksın. Şahadet getir lan. Eşşi. Abla vallahi öldürecek babam Osman. Ne olur bir şey yap, ayır onları. Allah'ım sabır ver bana. Baba yeter, tamam hadi şey etme daha ya. Bana bak Zarife, bu tarla faresini dersini vermeden hiçbir yere gitme. İyi de baba yeter, tamam. Geberteceğim ben bu herife. İyi de tansiyonun çıkacak baba. Bu mu düzeltecek tansiyonunu? Hadi babam evimize gidelim. Bak bana iyi bak. Benim evime 50 metreden fazla yaklaşırsan yemin ediyorum senin kemiklerini kırarım. Duydun mu lan? Duymadım Salih baba. Ey hadi duydu. Çık bakayım dışarı. Sen. Kurban olduğum Allah'ım, acıdı beni. Emre Zarife acımadı. Kızım el alemin diline mi düşüreceksin sen beni? Ama baba. Sus. Elimden bir gaza çıkacak. Rabbim ya Resulallah, benim reçeteme yazılacak tek ilaç sabır. Bir taraftan benim öz kızlarım, bir taraftan tekne.
Ne oldu ya tekneye? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey baba, söylesene. Yok bir şey dedim. Hadi yürüyün eve. Vallahi hiçbir yere gitmem. Dururum böyle çınar ağaçlığa gibi, kök salarım burada. İnadımı bilmiyor musun sen benim? Rüstem. Tekneyi satın almış. Ne almış? Yarına kadar borcunuzu ödeyin diyor. Yoksa tekne gitti elimizden. Abla. Zarife. Nereye? İşim var benim. Geleceğim ben. Seni o benim pazara götüreceklerimi hazır et. Bir işe yarı sen de. Zarife. Hasene. Konuştun mu Rüstem ağayla? Mıhtar sorup duruyor. Ne zaman istemeye geleceğiz diye. Vallahi daha söyleyemedim kız. Kızlan duşusunu bulacak sanki. Evlenmelerini istemiyor herif ya. Aa. Nedir acaba? Hiç düşündün mü? Kızlan kıyamıyor herhal. Anlaşıldı. Yine erkekler halledecek bu işi. Hangi işi? Aman da aman. Ne hamarat kızlarmış bunlar. Tam evlenecek kızlar, tam maşallah. Sağ olasın Ahçe teyze. Bak. Kene teyze dedi bana. Kızım ana diyeceksin, ana. Ben niye ana diyorum bu kadına ya? Beni bak. Zarife. Nerede lan baba? Ha? Nerede? Baba ne olacak? Neredesin lan? Rüstem ağa. Çık lan dışarı. Zarife gı. Ne oluyormuş alacaktı gibi? Kızım. Aa, delirmiş gibi bu ayol. Çık lan dışarı. Lan yediniz yediniz. Doymadınız lan. Aç gibi. Paraya doymadınız lan. Çık lan dışarı. Zarife. Ne Zarife? Nerede diyorum lan? Ha? Saklanıyor mu lan? Rüstem ağa. Ne oluyor lan sabah sabah? Ne bu patates gürültü? Ne çıkmıyor lan dışarı? Ha? Bağırıyorsun burada, ne çıkmıyor? Korktun mu lan benden? Ağa müsveddesi, insanlığa yüz karası. Ne çıkmıyor lan dışarı? Sen kimsin lan? Ha? Kimsin lan sen, bizim teknemizi alıyorsun? Alacak başka tekne mi kalmadı? Çık dışarı lan! Ağzını topla, gelmeyeyim oraya. Ne var lan geri sen? Gel lan. Gel buraya gel. Gel sıkıysa buraya gel lan. Ömer. Al bu deliği, çıkar dışarı buradan. Bak oraya beni getirtmeyin. Gelirsem ne yapacağımı biliyorum ben. Zarife sen şimdi git işte. Allah'ım. Lan ne yapıyorsun? Hangi senlisin lan? Bana bak, bayansın diye karışmıyorum bana. Sensin lan bayan. Sen kimsin? Lan bana bayan diyorsun lan. Dokunmayın lan bana. Dokunmayacaksınız bana. Bana ne dokunmayacaksınız? Aileme de dokunmayacaksınız. Aileme dokunanın ailesini de çatısını da yıkarım. Tamam mı? Anladınız mı beni? Aynı anası. Kızgançlıktan gezi dönmüşler bunu. Olanlardan yana şansı kalmadı ya, deli deli oldu. Ne bu halinizle oğlum? İstakoza dönüşmüşsünüz. İstakoz. Sakata geldik baba. Ya baba şurada bir plaj vardı. Orada güneşlenip bir uyuyakalmışız. Niye çağırdınız beni buraya? Formülü mü aldınız yoksa? Güzel haberler mi vereceksiniz sevgili babacığınıza? Ha? Hayır, sevgili babacığımıza güzel haber veremeyeceğiz. Yok baba, olmuyor. Pes ettik biz. Nefes etmesi. Aynen öyle baba. Sıkıldık. Gidelim abi buradan ya. Bu ne ya? Ya baba patladık burada, şehir hayatını özledik ya. Ulan ne var lan şehir hayatında? Şıpıldak diyorum, şıpıldak. Baba ne şıpıldağı ya? Siz kızı kendinize aşık edemediğinize mi üzülüyorsunuz? Olsun be oğlum. Formül alacak başka bir yol buluruz. Hala formül diyorsun baba ya. Sıkıldık diyorum ya. Ya baba bak, daha formülün olup olmadığından bile emin değiliz. Saçmalama oğlum, saçmalama. Şipşak iyi geldi bu ot bana. Görmüyor musunuz? Üzüm hemen iyileşti. Ya çok zengin olacağız biz bu formülden. Ben gizliyorum. Allah benden bu kadar. Aynen. Bitti. Finito. Finito. Bitti mi? Evet. Finito. Yıkıldım. Benim gibi tarihi bir binayı göçerttiniz. Finito şinasi. Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Merhaba Şinasi Bey. Ya
Gel bakayım buraya sen. Gel buraya gel. Otur bakayım şuraya. Otur. Baba Samet nerede? Zeynep'i nöbete bırakıp gitti. Ha. Ne yaptığını sanıyorsun kızım sen ha? Utanman yok mu kızım senin? Ha? Benim başımı öne mi eğeceksin sen ha? Ben ablamla uğraşmasınlar diye şey ettiydim baba. Ya özrü kabahatinden büyük ya. Salih kızlarına sahip çıkamıyor mu dedi sen? Millet tefe koymuş oynatıyor bizi. Baba. Sus! Baba baba değil mi bana? Tabii. Hiç beni bakma bu defa babanı akla. Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Bak Emine'ye bak gözlerimin içine bak. Kızım bak eğer bir daha böyle bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim. Bir daha Osman denen onunla konuşmayacaksın. Evden dışarı adımını atmayacaksın bak Emine. Duydun mu? Duydum baba. Ah! Allah Allah! Pardon, tanışıyor muyuz? İlahi Şinasi Bey, tanımadınız mı? Vallahi tanıyamadım. Baba, ha. Ne iş? Vallahi anlamadım onu. Baba, yoksa annemin duyulması gereken durumlardan mı bu? Mimir Kuntuş adını. Bu kadın hayatımda ilk defa görüyorum, onun günahımı alma. Neyse, içeride konuşalım isterseniz, buyurun. İçeride? Ne oluyor lan? Stop! Lan stop! Çeksene! Ben temizim! Bırak bırak! Ben temizim lan! Allah! Bırak! Bırak! Lan baba! Allah! Oğlum ne oluyor lan? Oğlum çeksene! Çek lan elini! Ne oluyor lan? Oğlum bak koyacağım. Tamam. Çek lan elini. Tamam. Elini mi çek? Çek elini. Tamam baba ya. He, tamam baba. Tamam baba. Öyle kafayı sallayarak oluyor sanki. Ya tamam. Uzatmayın artık ya. Yalnız var ya. Efsane laf yedin. Baba ben tekneye gidiyorum. Sahip çık bu kıza. Tamam. Zarife. Bu ne ya kızım böyle? Nereden böyle? Nerede ne olacak? O Rüstem haddini bildirdi. Kızım sen niye uğraşıyorsun o düzenbazdan? Ya o senin emsalin mi Zarife? Ne yapayım baba? Böyle oturayım mı? Bu nedir ya? Bir değil iki değil. Bu adam neler yapıyor görmüyor musun? Ne yapacağız? Tekneyi de aldı. Oturacağız mı böyle? Yok öyle. Üzülecek vakit de yok. Ben pazara gideceğim. El birliğiyle artık Allah'ın izniyle neyse ilk taksiti toparlayacağız baba. Tek taksit değil ki kızım. Hepsini istiyor. Yüreksiz. Yuh lan. Yuh tabii. Bunun mahkemesi var, hukuku var. Resmen eşkıyalık yapıyor bu adam. İlk taksitini verelim otursun oturduğu yerde ya. Fakat tekneyi alalım almayalım. Ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Bizdeki bu dayanışma olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez harimallah. Ah benim canım kızım. Gelmez tabii baba. Haydi görüşeceğiz. Haydi. Haydi eyvallah. Eyvallah. Zeyno hayırdır ya erkenden gelmişsin. Sari pazara gidecektin ya kanki Tom'a yardım ihtiyacı vardır dedi ve geldim. Çok tatlıyım değil mi? Çok tatlısın gerçekten. Artık hangi dağda kurt öldüyse. Kim bunlar Şinasi? Bunlar benim çocuklarım. Onlara dokunursan mahvederim seni. Neden dokunalım canım? Çok Amerikan filmi izlemişler herhalde. Neden bu kadar panik oldular anlamadım. Neyse, biz işimize bakalım Şinasi Bey. Şinasi Bey derken? Gönderdiğiniz merhemi test ettik, onayladık. Şu numune. Şıpıldak kod adıyla göndermişsiniz. Evet. Sadece avans. Formülün tamamını bize yolladığınızda bunun 5 katı para kazanacaksınız. Güzel. Oğlum bak, babama bir şey yaparsanız hepinizi gebertirim ha. Tamam oğlum, mı? Plakayı aldım zaten, sizinle sonra oynayacağım ben. Burada değil. Baba. Baba iyi misin? Baba sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır. Ya ne oluyor anlatsana. Baba kim bunlar ya? İş ortakları. Ne iş ortağı baba anlatsana bize ne oluyor? Bakın. Yuh. O ne ya? Deha Şinasi. İlaç firmasının adamları bunlar. Merhem için verdiler bu kadar mankisi. Ne kadar var baba orada? Formülde verirsek bunun 5 katını vereceklermiş. 5! Ne kadar var ki baba orada ya? Şimdi inandınız mı?
merhemin gerçek olduğuna... ...sen. Kesle yalakalı. Kes. Sen kimi çektin acaba? He? Yürü bakayım. Teneke. Aferin de lan ona. Hangi ata oynanacağını iyi biliyor. Haklısın abi. Bu devirde hangi ata oynayacaksın iyi bileceksin. De. Dıkı 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 dıkı. Tezelden bir şeyler düşünüver Osman. Tabii ya. Küçük bir kaza her şey çözer. O garavancılığa buradan gidecek. O kadar. Arda. Çok bile kaldı lan ya. Vallahi böyle ortalarda dolanıveriyorlar. Ay oluyorum ya. Oh. O tekne de benim kalacak. Duzla iyi duzla. Elleyen yanınca bakalım nasıl oynayacaksın. Nasıl kazanacaksın Rüstem abi? He, sakın ağlamasınlar he. Ya. Onlara peçete de hazırlayın. Bir bardak da su getirsinler. Ay, ay, ellerim yandım. Yardım alam. Allah, Allah. Su ver lan. Ha, su da gider lan. Su da gider. Ne yaptın lan? Allah, Allah. Ellerim, ellerim yandı. Sakar şey ya. Bu kadar mangiz var ya. Adamı delirtir, delirtir. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Aslında paranın gelmesi çok iyi oldu. Olma mı oğlum? Çok iyi oldu tabii. Ya bak bu Rüstem Çakalı Salih Kaptan teknesine el koymuş. Bundan bize ne? Hem ne diyorum bu parayı ona versek? Baba savaş haklı. Bak hem Salih amcaya borçluyuz. Hem de adamın ekmek teknesi ya. Yok deme. Delirdiniz mi lan siz? Bu para bizim köprüden son çıkışımız. Son şansımız. Yeni bir hayat kuracağız biz bununla. Annenin hayallerini gerçekleştireceğiz. Ben bunu ne duymuş ne görmüş olayım. Ha? Değil misiniz de siz lan? Mankiz bu mankiz. Bu ne lan? İstanbul'a millet. Seninle bir alakası var mı mesajın? Gideceğim diyordun. Ben de sana kıyak yapayım dedim. İnternetten bilet yolladım. Ya. Kendine de aldın mı peki o biletten? Evet, ben buradayım. Tabii, parayı da gördün ya. Ya oğlum bunun parayla ilgisi yok. Ya şimdi seninle uğraşamayacağım, şimdi gücüm var benim ya. Bunu sana bırakmayacağım. Sen şansına küs. Eski sevgilin, kızın yakın arkadaşı çıktı. Zarife bundan sonra senin yüzüne bakmaz. Maç 90 dakika koçum, göreceğiz. Göreceğiz. Sen beni yardım edeceğim dedin. Zeyno hiçbir şey yapmıyorsun, duruyorsun öyle. Ama Zarifciğim ben bunları sosyal medyada paylaşmak için çekiyorum ki. Tamam sonra çek, yardım et bana. Tamam. Kolay gelsin, yardıma ihtiyaç var mı? Yoksa. Sen beni mi takip ediyorsun? Boşu boşuna etrafımda dolaşma, ben seni affetmeyeceğim. Zarife? Ne Zarife ya? Sen bak işine, yardıma falan ihtiyacımız yok bizim. Öyle olsun bakalım. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ya çok pişman tabii.
Onun yüzünden bir etrafımda dolaşıp duruyor bu. Sana kavuşamayacaksam yakınında olmak cehennem gibi bedeniz göz. Lan Samet. Buyur kaptan. Lan bana bak. Hadi o Osman tezeğinde. Emine'de akıl yok da sen bana bunu nasıl yaptın lan? Nerede sen haklısın kaptan? Lan ben sana emanet ediyorum, senin yaptığına bak. Vallahi da senin yerinde başka biri olsa suratına bakmam hem ben. Bunlar ne? Şey onlar kaptan. Ne geveliyorsun sen? Salih kaptan. Ben İzmir limanında büyük gemisinde iş buldum. Artık buralarda duramam. Ya yani ben oğlum yani sinirlendim de öyle şey ettim. Sen bilmiyor musun benim sinirim saman alevidi? Sadece ondan değil. Hadi hakkını helal et de gönül rahatlığı da gidiverem. Ya ne demek? Helal olsun hakkımız. Ama bana söz vereceksin. Bak burada bir ailen yuvan olduğunu unutmayacağım. Söz kaptan. Unutmayacağım. Ya. Akşama bize yemeğe gel. Acele de etme. Yarın gidersin. Yarın gidersin. Peki. Sen eşyalarını bırak. Ben bu zıpkını İhsan Çavuş'a götürüp geleceğim, tamam? Tamam, tamam. Lan Rüstem. Lan var ya, bu öksüz çocuğu da çatısız bıraktın ya. Senin yatacak yerin yok emme. Ben sana bunun hesabını sorarım. Aslan ağam benim. Şu karavancılara haddini bildiriver. Önce köyümüzden sonra da tarihten silver gitsin. Seni güveniyoruz baba. Al şu maçı ne olur. Sevgili şıpıldaklığa ben muhtarınız olarak bizzat sesleniyorum sizlere. Hepiniz birinci şıpıldak koyu pişpirik oyunlarına hoş geldiniz. Pişpirik ne ya? Adam gibi bir oyun bulamadınız mı? Pişpirik ne? Pişpirik. Köy kahvesi burası. Las Vegas mı? İyi tamam, benim için fark etmez. Gidin lan kağıtları bakayım. Geç, geç, geç. Hadi şöyle otur. Açın bakayım şurayı. Aç, aç şöyle. Hadi bakayım. Dağıtsan yine kağıtları. Koskoca Rüstem Ağa sağa kağıt mı dağıtacak? Tövbe tövbe. Siz hangi gezegenden geldiniz ya? Onlar güneş sisteminden değil Savaş Kardeş. Onlar başka bir evrenden yolculuk yaparak böyle bizim evrene gelmişler. Ne biçim konuşuyorsun lan sen Osman? He? Yine içine şeytan kaçmış gibi konuşmaya başladın ha. Beni be. Kaybedersiniz hemen gideceğiniz göğden ona göre. Merak etme. Senetleri almadan hiçbir yere gitmem. Organik hayat, oh ne rahat, yazıp paylaşıyorum. Vallahi Zeyno paylaştı. Baksana hiç müşteri yok ya. Bizim bu tekne işi sakat ha. Kankişkom dur bir panik yapma. Benim takipçilerim gelir şimdi. Oh. Hah buyur abla. Ne kadar bu tarhananın kilosu? Bak o 20. Ben seni saatçede veririm. Ha 30'a sayıyorum bunları. Oo ne günlere kaldık. Köyün adı çıkmış kızlığın da erzakların satılıyor ya. Utanmadan bir de pazara çıkmışlar. Mundardır bu malları, mundar. Mundar, mundar. Lan ne diyorsunuz be siz? Allah Allah. Mundar, mundar. Mundar, mundar, mundar. Aa, abla sen de ha. El alemin lafına inanıp yani. Ya bunlar tertemiz ya, aman. Lan siz utanmıyorsunuz mu benim ekmeğimle oynamaya? Utanacak biri varsa o da sensin. Beni bak. Bak beni bakayım.
Büyüğümsün diye susuyum da. Geçirtin lan beni oraya. Yok sen. Evet. Şam balonlar geldi. Zahir baksana. Tatlı şirin uçan balon. Bu tezgahtan alışveriş yapana uçan balon bedava. Ay. Romantik serseri. Görüyor musun? Buna yaranmak için neler yapıyor. Al bakalım. Gel gel. Bu 15. Bak büyüğü var orada 20. Hadi bakalım. Bak buradaki şey var. Kekek turşu var. Yeni yaptım. Salçadan. Böcek gibi izleyenler sizi. O sayede insan içine çıkacak yüz bulamayacak. Şişti kaldık lan. Uyan de uyan de. Ne demiştin az önce sen? Olmaz lan böyle. Ben de atacağım bu sefer. Ver lan kağıtları. Seni zahmet etme. Ben de atarım. Ya versene be sen gayet bir şey mi, usul mü öğretiyorsun ya? Allah'ın sırrı. Buyur abi. Allah Allah. Kes hadi. Son parti. Kazanan oyunu alır. Neden kimse beni anlamıyor? Ben ablamı niçin yaptım diyorum. Minnet ablam konuşmasın diye kaçtım. Emine. Kızım. Şu çayı bir tat bakayım. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel. Azıcık daha şeker koy bakayım. Koy koy. Biraz daha koy. Ben de koyayım. Koy 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 koy. Bir tane daha. Didem ha. Ne yapıyorsun ya? Karıştır şimdi. Karıştır karıştır karıştır. Evet şimdi tat bakayım nasıl olmuş. İyi çok kötü bu. Ya gördün mü bak. Bu şeker tatlıdır. Ama ölçüyü kaçırdın mı, işte böyle acıya dönüverir. Ya sen Zarife'yi düşündün, iyi niyetle yola çıktın ama sonra yaptıklarından ölçüyü kaçırdın be kızım. Tamam dedem, mesaj alındı. Hayırdır Samet, ne bunun lan? Teknedeki birkaç parça eşya Emine. Ben gidiyorum da. Allah cezasını versin Nur İstemin. Önce ablamın adını çıkardı, sonra babamın canını almaya kalktı. Ne? Ne dedin sen? Bir şey demedim. Oo Üstem, bu bana bir şey mi yaptı? Yok dedem, yapmadı. Yok, tekneyi aldı sadece, o kadar. Başka bir şey yapmadı. Ne diyorsun oğlum, tekneyi mi aldı? Ha, işte bak, bak, işte bak! Bu defa ölçüyü kaçırdı işte. Göstereceğim ben ona. Dedem... Aferin lan Sebet. Biz duymasın, saklayacağız diye göbeğimiz çatladı. Kusura bakma Emine, ben bilmiyordum. Babam nerede? Ona haber vermemiz lazım. İbrahim Çavuş'a kadar gitmişti en son. Çekil bakayım. Dedem. Samet koş, bu kasırgayı ancak biz durdururuz. Dedem gel buraya, gitme dur bir. Evet, alışverişi görelim, balon verelim. Buyurun. Gördün mü takipçilerimi? Organik hayat duyduğunda ta İzmirlerden gelmişler. Sana pembe, yatkan da pembe. Ay, bu seninki değil mi? Anam vallahi billahi Barış bu. Ay, ne kadar romantik bir çocuk. Kalpli balonlarla bekliyor seni. Kız, yoksa bu beni evlenme teklifi mi edecek? Herhalde kız, yoksa niye pazarın otelinde böyle dikesin?
Mesela Savaş hiç böyle şeyler yapmaz. Birazcık maça biliyor musun? Hadi kız, bekletmeyek çocuğu. Hadi. Evet balonlar. Denebileyim bunlar. Sen eğlen bunlar. Ay kız kardeşim, eğlenme teklif ediliyor. Ha? Evet evet evet, bin kere evet sarı kaplanım. Ben de seninle bir ömür mutlu olmak istiyorum. Ya ne diyorsun ya? Dur dur. Bak ya. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Gitti balonlar. Alırım ben sana. Bunlar kim ya? Köy dizisinden çıkmış gibi tipi tipler. Kız Hüseyin, hadi biz gidelim. Siz kimsiniz? Uzat yolunu, kıçak yolunu, patlatırım. Ben de senin saçını başını yolarım ha. Sen kimsin be? Sen kimsin? Kız sen niye uyuyorsun bunlar Zeyno? Her şeyin çıban başı bu işte. Bizi sevdiklerimizle ayırmaya çalışan yeşil başlı güveli ödeyi. Gel bakalım. Hadi. Hadi gel. Bak gel, şimdi. Geliyorum. Gel. Hadi bakalım. Gel. Allah gel. Allah ben seni akıllandım. Ah, misiniz lan? Tamam dur. Değil dur sen elini al. Zarife dur. Zarife dur. Zarife dur. Zarife dur. Zarife dur. Akıllanmıyor lan. Zarife. Akıllanmayacağım. Bakalım. Hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Sarı kaplanı mı? Ay! Al sana, al sana sarı kaplanı. Al! Helal olsun be Savaş kardeş be! Helal olsun, ellerin kolların dert görmesin. Allah bileklerine zeval vermesin inşallah. Lan kurtmak. Ah. Ne diyorsun lan sen? Şaşırttın mı? Bir daha oynayacağız. Hı. Bir daha. Çamur yapma lan, kazandım işte. Ya ne malum, hele oradayla kazanmadı. Hebe. Ya ağlama lan, ağlama. Bak o kadar kötü oynuyorsun ki. Şuradan 5 yaşında çocuk getireyim, gelir yener seni. Ne biçim konuşuyorsun hep sen? Lan. Ağzını topla da konuş. Rüstem ağam bir kere bu şıbıldak köyünün bişbirik şampiyonudur, bişbirik. Millet korkusundan yenemiyordur bana. Senetleri rüyanda görürsün. Ya bak adam ol, insan gibi ver şunları bana. Lan. Yoksa burada milletin içinde ağalık devir teslim törenini başlatmayayım. Rüstem! 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 Bu ne lan? Kelime şehadet getir. Seni alnının çatından vuracağım. CSI şıpıldak olayına bağlayacağız şimdi. Ben hemen cinayet masası ekiplerine haber veririm. Dedem ne olur yapma, babam çok üzülecek vallahi. Halide de yapma. Evet. Lan gelinim, ben bir tane kayma vereceğim lan. Gelin. Senin hayatın o kadar ucuz mu lan? Zam yapıyorum. Gelin 5000 kayma vereceğim lan. Ya can tatlıdır Rüstem. Sen Azrail'e karşı durma. Servetin yetmez lan. Halil'im mi? Azrail nereden çıktı lan? Yapma. Yapma diyorum bak. Ya Halil dede, bırak şu tüfeği. Şimdi elinden bir kaza çıkacak ya. Kazanın ta kendisi bu işte evlat. Lan ama canım. Uğraş demiş mi lan? Bedalar. Allah. Allah. Ne ettim lan ben? Babacığım, katil oldun. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan ben cinayet masası ekiplerini çağıracağım. Kolay gelsin. Hobbitlerin efendisi. Tövbeler olsun. Öldür lan sen. Yıkıl. Seni bulamayacağı bir yer saklamalısın Şinaş. Evet. Sizi burada kimse bulamaz kıymetlimiz. Efendimiz. İçindeki şeytan dürtüklüyor. Kıymetlilerim. Efendimiz. Şinasi'nin kıymetlileri. Oh. Ne güzel şeyler bunlar ya.
Neredesin sen? Ben sana dışarıya çıkmayacaksın demedim mi? Yok baba. Dedem Müslüman'ı vurmaya gitti de ondan şey ettim ben baba. Ne diyorsun sen ya? O ne baba öyle? Ya bir şey olmadı aslında. Oldu da muhtarın elinden oldu. Hani Rüstem bir süre oturamayacak. Allah Allah. Baba sen ne ediyorsun baba ya? Ne ediyorsun ya? Ne ediyorum ben ya? Ben bir şey hatırlamıyorum ki. Baba sen de işine geleni hatırlıyorsun, işine gelmeyeni hatırlamıyorsun. Neyse ya, boş verin şimdi ya. Tekne artık sendir. Bu ne ya? Rüstem'le iddiasında oyun oynadık. Kaybederse senetleri verecekti. Kazanırsa da ben ailem alıp buradan gidecektim. Kaybetti. Allah Allah. Ne diyorsun sen Savaş? Senetleri aldım işte. Gelsin mangizler. Yağsın paperler. Mangiz! Sıcaklığın, kokun, güzelliğin. Oh! Şinasi? Şefika! Şinasi! Açar mısın şu kapıyı? Şinasi açsana şu Açıyorum kapıyı. Açıyorum hayatım. Bir saniye hayatım, bir saniye. Kim var yanında, ne oluyor ya? Kimse yok hayatım, bir saniye açıyorum. Şinasi aç şu kapıyı. Tamam, dur dedim ya, dur! Hay Allah'ım ya! Ne yapıyorsun sen ya, nerede o kadın? Karşımda duruyor hayatım, başka kadın yok. Saçmalama. Bebeğim, ne oluyor ya? Kim var? Kiminle konuşuyordun? Hayatım, ben sana bir şiir yazmıştım da onu ezberlemeye çalışıyordum hayatım. Çünkü bu bizim ilk dondurma yediğimiz günün yıl dönümü. Ya Şinasi, of ya. Ne bileyim ben, aman. Ben de yani ne bileyim, öyle bir şey zannettim işte. Olur mu bebeğim? Senin üstüne gül koklar mıyım ben bebeğim benim? Sağ olasın Savaş. Hakikaten esaslı olanmışsın. Sağ ol. İyi etmişsin, beni düşünmüşsün ama olmaz. Yani benim borcum borç. O Rüstem alçağına gebe kalamam ben. Ya bana uymaz ya. Ey Allah'ım, tövbeler olsun. Ya akılsız Salih. Sen meraklıysan parayı öde. Ama bu senetler sende kalsın. Vallahi Halil dedi haklı Salih amca. Bunlar sende durursa hiçbir şey yapamaz. Ya benim kitabıma uymaz ya. Yok, olmaz öyle şey. Ya olur. Sen zaten ödeyeceksin. Bunlar sende kalsın, iyice sakla. Çok yaşa. Sen de göz Halit baba. Ben sana demedim mi lan? 50 metreden daha fazla bu eve yaklaşmayacaksın yine ha? Uzaklaşma cezası verdim ya ben sana. Öldü bana. Baba dur, ne yapıyorsun? Salih baba, doğmamış doğrularını hatırla, ne olur kıyma bana, öldürme beni. Bak halen konuşuyor. Baba. Yürü lan. Salih baba, şu an böyle bir şok geliverdi bana, hareket edemiyorum biliyor musun? Ana! Allah! Allah Allah. Kız deli mi bu be? Ne yapıyor öyle? Anlatırım ben sen sonra. Neyse, ben artık gideyim. İyi günler Salih amca. Sağ ol Savaş. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sağ ol delikanlı. Hayırdır? Kız bu ne yapıyor burada? Deklin senetlerini almış istemadan. Babama getirmiş. Senetleri. Baba? Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen, birbirine dönük sırt sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen, birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatamam.
sonra kaçıp gider. Fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen sonra kaçıp gider. Fırtınayla sakin gece bir bilmece. Seviyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan. Emine'yi çok özlüyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan. Emine'yi çok istiyorum. Veriyor mu? Salih Kaptan peki kesin mi son kararın mı? Vermiyor mu? Peki. Öyle olsun. Zarife. Merhaba. Savaş, tekne için çok uğraşmışsın. Çok teşekkürler. Aa, teşekkür hiç gerek yok. Benim için bir zevkti. O alçak hak etti ya bunu. Bunlar size getirdim. Öyle çok bir şey değil ama. Yani teşekkür için işte. Tarhana, erişte, salça, sabun. Merhem var mı merhem? Baba, annem seslendi galiba sana, baksana. Yok, seslenmedi. Baba ben duydum, bir bak istiyorsan anneme. Tamam ya, birazcık merhem olsaydın. Baba, bir bak da anneme, öldüğümü kaldım ya. Güzel kokuyor. Senin gibi. Zarife. Ben gideyim o zaman. Ya Zarife bir dakika. Sen dur bakayım koçum. Ne yapıyorsun lan? Balık mı kokuyorsun sen ya? Sabunu verirdim de, bana geldi. Zarife benim olacak. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Güzele vuruldun, yanma, yakma. Lan oğlum böyle yakma. Lan oğlum böyle yakma. Sen nasibiydi diyorlar, seni kabul etmiyorlar. Şimdi daha beter ol. Nasıl baktığını gördüm yabancı şeyi. Benden kaçamazsın artık. Eğer bir şey yapamazsam onu hepten kaybedeceğim. Ay bu akşam daha mı bir sıcak? Oturduğum yerde terliyorum Allah. Ay çok sıcak hakikaten. Şinasi'cim ne yapıyorsun sen orada? Hiç.
Şu televizörü mü atsam çocuklar? Doğru diyorum vallahi. Bugün pazartesi. Benim en sevdiğim dizi var. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu gece Ege'nin şirin mi şirin köylerinden birindeyiz. Şıpıldak köy. Ana! Bizim köyde mi bu? Varlığı kanıtlanamamış bir fenomenin peşine düştük. Bu yabancı. Bu bizim muhtar değil mi? Evet. Yanındaki de madrabaz Rüstem. Vallahi şimdi Sunucu Bey. Ben bizzat gözümle gördüm desem yalan olur. Şimdi bu söylentiler yıllar önce kesilivermişti. Ama o kara gün, o kaskara, kapkara gün geldiğinde yeniden çıkıverdi bu söylentiler. Hangi gün? Yabancıların topraklarımıza geldiği gün. O gün tam olarak ne olmuştu? Oo, neler olmadı neler. Göğün böyle birdenbire bir gasp etmesi vardı. Bir çığlık koptu. Bir fırtına, bir fırtına. Nimrut, buyur ağam. Sadide gelelim. Şimdi işin özü şu ki bizim köyümüzde yaşayan Zarife Efendi bu yabancıları bu topraklara getirdi. Sonra bu yabancıların iki oğlanıyla fotoğraflara malzeme oldu. Kendi adını kirletti. Köyümüzün adını rezil etti. Gülyabanileri de fütletlikleri verdi. Ne manada yani anlayamadım. Ben anlatacağım size. Şimdi bu Zarife kızı var ya, köyümüzün namusunu iki pırılık etti. Bu lüzumsuz Salih'in gereksiz kızı Zarife mecburen gelip buraya zorla yerleşen iki tane çocukla oğlanla buluştu, kutlaştı, oynaştı. Bunun bu yabaniyle ne gibi bir bağlantısı var? Anlatacağız, anlatacağız kardeşim, anlatacağız. Acık sabır, acık sabır. Şimdi bu Zarife bu şey yaptı. Neredesin be? Kuruyor kızladısı. Yalan rüzgarı tam gaz devam ediyor vallahi. Neymiş efendim, siz bizim göğe gelince bu yabani bizim göğe musallat oluvermiş. Şimdi de Zarife'yi magazine malzeme ediveriyorlar ha. Osman, şş, bak Osman, beni iyi dinle. Benim evde iki ikiz kızım var. Kız diyorlar ki, biz de namussuz olur muyuz? Köyde dolaşıksak diyorlar. Ya bu Zarife yüzünden namusumuz iki pırlık etti ya. Onun için diyorlar, yani bu bize reva mı? Kızlar bizi koruyun. Vay alçaklar, vay. Çeniniz kopsun değil mi? Ayva çiçek açmış, yazlı gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ölür bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Ne oluyor acaba ya? Gene ne oluyor acaba? Nerede bu kumando? Babam beni Osman'a mı verecek? Ayça bu sene çiçek mi açacak? Bana bak, bu evde Osman'ın lafı geçmeyecek demedim mi ben sana? Yalnız kalmak istiyorum ben. Tek başıma kalmak istiyorum. Çıkın tek başıma. Bağırıp çarpı şarkı söylemek istiyorum. Çıkın siz. Kızım sen kafayı mı yedin? He? Çekil şuradan, televizyon izleyeceksin. Nenem ölsün, Emine gelin aman. Emine gelin aman. Emine gelin. Bitti mi? Bitti. Bugünkü gösterimiz de bitti. Bu kız öldürecek beni. Yok babam yok. Çok sıcak ha. Dışarıda yiyelim biz. Çağırdı dedem ha. Hadi. Başka çare yok. Başka çare yok. İşte köyümüzün namusunu Zarife iki pırılık etti. Ya yeter artık. Ne dinliyorsunuz bu şarlatanları ya? Heh. İşte bak. Ya bütün bu fotoğraflara malzeme olan üçlüden biri de bu. İşte kanıt burada. Bakın. Durun. Ne yapıyorsunuz orada? Ortada hiçbir şey yok. Biz ayağını burkmuş bir kıza yardım ettik. Ortada bir ayıp varsa o da yalandır değil mi muhtar? Hadi anlatsana insanlara. Nasıl Gulyabani kılığına girip köyden yabancıları kaçırmaya çalıştığını? Hadi anlat. Kulliyen yalan, kulliyen yalan. Gulyabani gerçektir ulan. Gerçek kalacak her zaman. Bu Rüstem'le muhtarın kafasını gözünde atmazsam adam değilim ben. Rüstem'i muhtarı bilmem ama bence Barış'ın hareketi muhteşemdi. Bence arabayı da kızı da Barış alır. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Hoş geldin. Buyur. Samet, artık gitmene gerek kalmadı. Nasıl yani?
Ya Savaş oğlum Bekni'yi kurtardı. Ya Savaş iyi niyetinle bir şeyler yapmış emme. Ya. Artık sonra icabına bakacağız. Sağ olsun. Çok sevindim Salih Kaptan. Hem sen nereye gidiyorsun ki? Olmaz öyle şey. Biz seni bırakmıyoruz değil mi abla? E tabii ya Samet. Otur oturduğun yerde. Sen bizim kardeşimiz gibisin ya. Sen gidersen bir eksik kalırız biz. Ya. Gelsene böyle. Otur, gel. Otur. İnsanın bir tane Samet gibi, bir tane de Savaş gibi oğlu olsun. Hayatı boyunca sırtı yere gelmez. Aslan Savaş be valla. Nasıl haddi bildir vermiş o Üstem'in. He? Doğru diyorsun baba. İyi çocuk çıktı değil mi? Delikanlı çocuk çıktı valla. Valla Allah size Savaş gibi damat beni de enişte versin. Allah Allah. Şey oldu benim bir üşüyorum ben ya. Hadi afiyet olsun. Hadi başla sen de afiyet olsun. Siz Zarife gibi onurlu bir kızı boş iftiralarla kirletmeye utanmıyor musunuz? Siz Zarife'yi hiç mi tanımadınız? Zarife böyle bir şey yapar mı? Yapmaz. Lan soysuzla, bu sarı çıyanı mı inanıyorsunuz siz? Biz Zarife'ye inanıyoruz, buna değil. Demek ki insanları anlamadan, dinlemeden yargılamamak lazım. Kendisini anlatmasına fırsat vermek lazım, değil mi? Zarife, seni üzdüğümüz için, senin kadar cesur ve iyi kalpli olamadığımız için bizi affet, olur mu? Oğlum ya, of. Ay çok delikanlı çocukmuş. Kız ne iyi bir evlat yetiştirmişsin Şefika ya. Helal olsun be Barış. Yürü be abi be. Aslan oğlum benim be. Tıpkı babası ama tıpkı. Nasıl akladı kızı be. Helal olsun. Onu kaybedemem. Ya şimdi, ya asla. Where are you going? Lan sarı çıyan. Bundan gayrı bu işlere karışmayacaksın, anladın mı? Ne oldu, zoruna mı gitti? Ala, bu ne lan? Gulyabani! Gulyabani! Lan Muhta! Hazırla kamerayı, hazırla, çek bunu uzun! Lan Muhta, sen buradaysan bu ki! Bu seferki esnaf galiba. Muzo, öldür onu Muzo! Öldür onu Muzo! Muhtar koş, Gulyabani geliyor, kaç! Bay Gulyabani, görev tamamlandı. Barış kardeş, başardık mı? Başardık Osman, başardık. Hem de öyle bir şey başardık ki, millete 50 yıl konuşacak malzeme verdik. Artık kimse Zarife'yi konuşamaz. Sen Zarife'yi gerçekten seviyorsun ha. İşte ona bunu anlatmam lazım. Hayat sevince güzel. Sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel. Sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yarın kollarında, elini kaynarında. Korkma düşmekten aşka, hayat sevince güzel. Yenden geldi dünyaya, hayatı yaşamaya. Aç gönlünü sevdaya. We'll be right back.
Zarife, dönme sakın. Belki böyle yüzüne karşı söyleyemediklerimi söylemeye cesaret edebilirim. Bir defa bir kadına karşı içimdikleri açacağım. Böyle şeyleri pek beceremem. Dümdüz bir adamım yani. Ama tabii benim de hislerim var. Benim de duygularım var. Ben de seviyorum Zarife. Artık dönebilirsin. Döndüğünde karşında seni sonsuza kadar sevecek bir adam göreceksin. Beni ve sevgimi kabul ediyorsan eğer dön. İstemiyorsan da anlarım seni. Dönme. Kal öylece. Seni seviyorum yaban çiçeği. Yapan şey yollağımız çatallaştığında yaptığımız seçimlerdir. Hadi bakalım, çık şimdi işin içinden deli göz.